Evet tabii günün e, gerçekten çekişmenin başlarından biriydi Şenol abi e, bir bir uzatmada da bozulmayacağı belliydi skorun ya, maçı ben anlatıyorum çünkü iki takımın da stoperleri son derece dikkatliydi iyi de oynadılar neredeyse hocam sıfıra yakın hatalı oynadılar hem e, Ba hem Opoku hem diğer tarafta Maksimovic ve onunla beraber yanında oynayan e, Barış. Yani savunmaları iyiydi. Çok dikkatli oynadılar bir kere. İstediler de çeyrek finale çıkmayı. İlk yarıda Başakşehir iyi oynadı. İkinci yarı sonra bir ara bayağı bir baskılı oynadı Hatay. İki değişikle beraber. Maçı kopartabilme ihtimali vardı Hatay'ın. <laughs> e, ama santraforları çok çok verimsizdi. Volkan Hoca'nın. Zaten golü de savunmaca attı. Penaltılarında santraforlar atamadı. Ya zaten Hocam. orada görüntülerde izlediğimiz bir pozisyon var. Hatay Spor'un kaçırdığı. Yani demin Furkan'ın kaçırdığı kafa diyoruz. Bu ondan daha net bir pozisyon. Top döndü dolaştı direkten geldi falan filan. O atamadı. <laughs> şimdi kupa maçlarında tabii stratejik oynamak lazım. Yani ya hocalar da zaten bunu yapıyor. Ya hepsinin bir oyun planı tabii. var zaten. Ama burada bir de stratejik oynamak lazım. Yani amaç burada tur atlamaksa, iki takım birbirine denk takımsa birbirlerine fazla ısırmadan oynuyorlar. Yani birbirlerine fazla üstüne gitmiyorlar. Temkinli ve e, oyunu kontrol edecek şekilde oynuyorlar. Yani set oyunu oynamayı tercih ediyorlar. Kaybettikleri zaman geliyorlar belli bir alana. Alanı kapatıyorlar. Rakibe pozisyon vermemeye çalışıyor. Yani tipik bir kupa maçı ...görüntüsü var oyunun içerisinde. Yani birbirlerini zorlamam... ...ben şimdi ikinci devresini... ...yoldaydım ilk devresini Hı -hı. izlemedim. Burada izledim hatta... ...dışarı çıkıyordum... ...Cemal varardı gel gel dedi... Gol. ...ben dedim maçı sonuna kadar seversen... ...gol olmaz birbirinden sonra yani... ...o görüntü vardı. O izlenim vardı çünkü. E sen de zaten maçı canlı anlattın. E savunma oyuncuları da zaten... ...çok, çok iyi, iyi oynamış. E goller de zaten baksana... ...atayın ki uzaktan oluyor. Yani bir savunma hatasından gol olmamış. Bir savunma hatasından gol atabilirdi şey e, Hatay Spor. O pozisyonu da işte e, tamam. Biri penaltıyı da kaçırdı. Mesela Piontek, Reha abi en skorer oyuncusu Başakşehir'in penaltıyı atamadı. İşte bazen demek ki gününde. Stromberg'de mesela hocam bayağı o da çok gol atan bir oyuncu. Hatay'ın ama mesela o da geldi kaçırdık ben işte bak geldi yani çok net. Ya penaltı kaçar kaçmaz diye bir şey yok da Kaçak. yani oyunun daha iyi olması gerekir. Yani ben hep programlarda söylüyorum. Bizim Ataspor'umuz futbolda da var. Ne o biliyor musun? Yani bir dengeli, kontrollü oyun diye bir tabir var. Tabii ki denge, kontrol şart. Hayatta da şart. Yani insan hayatında da. ama şimdi oyun içinde biraz daha mesela bizde işte aksiyon filmi çekiyoruz falan muhabbetlerine dönüyor. Çekelim en çok seyredilen aksiyon filmi. Dram falan insanlar istemiyor. Ama atasporu dediğimde geliyorlar orta sahaya kadar topu rakibe bırakıyorlar. Bu ne planı ne organizasyonu. Hep bir kurgudan bahsediyor. Plan, organizasyon, bizim A planımız var. B, ben başka bir hiçbir şey gördüm yok. Topu rakibe bırakıyorlar. Kendi yer alanı çekiliyor. Kazandığı topla hızlı oyuncularla çıkıyor. Bu, yani rakibi pas, bak rak, bir takım alıyor oynuyor. Diğer takım alıyor, oynuyor. Hiçbir pres, hiçbir karşı pres yok. Rakip topu kaybettiğinde <laughs> öbür takım alıyor. Öbür takım oynuyor. Öbür takım kaybettiğinde öbür takım. Yani bir gülüm, hataya... sanki <laughs> ya Bir ya. rakibi hataya zorlamak gerekir. Hataya. Ya Bugün Sivas-Konya maçını seyrettim. Mesela yani Sivas ya, Spor ya, 1-0 geride ya. Maç bitiyor Allah Üstüne aşkına bakın. Gitmiyor yani, Üstüne evet ya. gitmiyor. Tek ya. santrofor orada. Yani en ettim. kötü bir iki santrofor. Öne <laughs> çıkarsın baskı. Konya Spor rahat rahat çıkıyor. Yani. E ee, hiç oradan <laughs> pas yapıyor, vuruyor falan. Yani öne çıktığında bir gol de yiyebilirsin, gol de atmayabilirsin. Ama bir rakibi hataya zorlarsın. Aykut hiçbir şey yok. Maçı seyrettim Sivas-Konya maçı öyle. Başakşehir okay. maçı ilk yarı haricinde yok. Mesela az önce söyledim. Şimdi Galatasaray maçında da büyük olasılıkla daha şöyle oynayacak. Yani 2-3, 2-3 gibi oynamak istiyor. Niye oynamak istiyor 2-3 gibi? Niye? Niye? Niye oynar? Normal şimdi 3 tane futbolda bölge var, değil mi? Savunma, orta, savucum 3 tane simetre hat yerine 4 tane simetri hat oluşturmak <laughs> istiyor Çağdaş. 2-3-5 yerine gelince 3 hat. Yeri geldiğinde işte Guardiola çok oynatır. 2-3-2-3. Burada simetri bir hat oluşturduğunda ben az önce sana ne dedim? Pas desteğe top ayağında daha rahat gidersin Aykut. Topu kaptırdığın yerde de karşı prese gidersin. Karşı pres hep söylüyorum bilmeden insanlar söylüyor. Karşı pres Rus bilim adamının bulduğu bir terimdir. Birinci oyuncu iki saniyede alır, ikinci oyuncu 5 saniyede kazanır. Bunu bizde var ya gazeteciler onlar bunlar karşı preste yazıyorlar ediyorlar. Bir kere kim bulmuş ne yapmış karşı presin 8 tane prensibi ne? Onun için en önemlisi e, yani çağdaş böyle oyun oynattığında bir şeyler yapıyor kafasını yoruyor ama çok geçişiyor. Her maçta geçişiyor ama kafasını yoran futbolu seven ve futbola da ciddi anlamda bir şeyler katmak isteyen iyi bir teknik adam çağdaş atan yani buna dikkat etmesi gerek. İlk yarı sen de çok övdün. İlk yarı iyi oynadılar. Volkan Hoca bir çözüm üretemedi. Topa sahipti. Sen ikinci yarı hatta dedin ki yani bu sefer işler Hatay'ın lehine gelişmeye başladı. Yani oyundan öyle bir anda iki tane kenar bek orta sahaya sokacaksın. Kemen'i sokacaksın bugün değil mi? Tabii. Yani iki kenar bek e, girince Mahmut'la beraber bir üçlü at iki stoperin önünde olacak. Sadece Ama Mahmut sonrası, oldu sonrası evet o sonrasını hesap etmesi gerek Çağdaş Hoca'nın. Onun için ben ana, yani bir şeyler Çağdaş Hoca için bu söylediklerim değil de genel olarak bir şeylere yormak gerekir. Yani bir şeyleri farklı yapmak gerekir. Yani evet <laughs> Şenol Hoca program başına söyledi 2-3 maçlık kredi var doğru ama yani kredisi olmayan antrenörle bir şeyleri yapman gerek. Değiştirmezsen yani bir anda 7 yedi maç 7'de 6'da 6 yaptı Recep Hoca. Sonra 7'de 0 yaptı. Volkan Demirel'de yani size çok selam bu, bu var üçünüze de. Ee, Volkan Hoca özellikle açıklamalardan sonra dedi ki Aykut abi şu penaltı pozisyonu akşam bir inceler misiniz dedi. Hocalarıma da sormanı rica edeceğim dedi Volkan Demirel. Şimdi orada diyor ki mesela 120 artı 2 vermişti. 120 artı 1'de kazandılar penaltıyı. Şu pozisyon Allah aşkına siz üçümüz, üçümüz bir konuşalım. Şu, Volkan Hoca dedi ki topa çok dikkat etsin hocalar dedi. Çünkü hoca da defalarca izledi hem kulübede izledi. Hakem vardı ekranı izledi. Heh, görüntü geldi hocam ekrana. Bir zahmet bakalım. Şimdi burada hemen verdi bak. Bahattin Şimşek hemen verdi penaltıyı. Orada Masanga'nın itirazları vardı. Sonra e tabii Başakşehir'le oyuncular gitti. Hakemle aynı görüşte değiller. Burada izliyoruz. Topa dikkat edin dedi e, Volkan Hoca, Demirel. Bak hocam. Kafayı vurduktan sonra mı el istiyor orada? Kafayı vurduktan sonra mı? Kafayı <laughs> vurdu ele çarptı Kafayı Diğer düşündü mi? Bahattin Şimşek. Bak bu açıya bak. Bu açıya bak. Şenol abi, Reha abi, Cem hocam. Oynat 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 oynat. oynat. Şimdi yani Bur buraya Şimdi bunu... var. Hayır bunu bunu var buraya niye? Buraya bakarsam? Var niye çağırmıştır var? Oradan girmemiz Gitti gerek Gitti herhalde değil mi? Niye? Herhalde he, git bak dedi. Deminki maçın tam tersi. Şüpheli. işte. Ya burada da kol nizami yani normal e, standartın üzerinde kafanın üzerinde Tabii. değil mi? Kolaçık. Kolaçık. Kol Hayır sol kolu özellikle başının üzerine zaten. Evet. Yani. Şimdi e, burada bana göre niye çağırdı var hakemi? Dedi ki temas var diye düşündü. Volkan Hoca da onu söylemiş ya işte top orta saha penaltiyi veriyor. Hayır, veriyor. Var, var niye çağırıyor. Var niye çağırıyor. Yani bence net göremedi ona çarptığını ama ona bir delil sundu ki hocam. Onun için çalıştır var. Senin anlattığın anlattığın gibi ya hocam. Evet. Kolları kafanın normal üzerinde değil normal ki. değil. Bir avantaj normal sağlıyor değil. mu? Sağlıyor. Evet. Kesinlikle tartışmasız. Evet. Onun o pozisyonu yani benim. baktığında omuzunu falan izasında, kafa izası neredeyse geçmiş, evet. normal omuz izası geçmiş <laughs> bir avantaj sol kolu. Evet. Bence var. çağırdı dedi ki, yani sen orada neyi gördün hocam dedi bu ara konuşmada? Hı. Benim tahminim markayı da olsa dedi ki sol koluna değdi. Ben sana bir görüntü göstereceğim. Çünkü bir delil vereceğim. Ki. Değmedi dedi. Zaten ondan sonra bak bir vazgeçti vü vücut dili çok rahat. Yok yok dedi. Gördüm yani değmedi diye iptal etti. Cemal ya burada ben de açıkçası demin de konuşurken yani penaltı pozisyonunda dedik yani el gerçekten değiyor mu değmiyor mu? Ama burada hepimizi e, böyle bir şey şeye düşüren aramızdaki fikir ayrılığına düşüren şey şu. Hakem veriyor. Gidiyor ondan sonra tek kararından tekrar var geçiyor. Hem yani işte Fenerbahçe maçında bu maçta da ters oldu. Hakem vermedi var. Burada verdi. İkisi çok ters. Tabii tabii ters de yani hep buradan dönüyoruz, ediyoruz, geliyoruz, şey yapıyoruz. şey kararlar değişiyor. Şimdi burada bak hocam bunu alacaksın. Bak çok güzel bir açı yakaladık bak. Bu açı güzel evet. Ya Burada yani, e, ben ele çarpmadığını düşünüyorum ama... yani Yok mu bir temas hocam diyorsun? Ya ele Sarkı çarpsa top duruyor. orada... Şimdi Çok, bak A Aykut... Hocam pardon. Top, top sol eline çarpsa orada ölür değil mi? Top orada ölü. ölür. Ya, gitmez. Yani. Oğuz da gitmez yani, bir kere. Fizik kurallarına aykırı. Yani. O top çarptı. Çok çabuk sıyırması lazım. Onu böyle, böyle geçmesi. Enkut, olmaz mı? yani. En kötü hızla hocam. Evet, Hayır devam etse bile yönü değişir. Doğru mu? Düz gitmez. Aynen aynen. Değmemiş diyorsun değil mi? De, ya bence yani, bence hakemin en abi. son ben gördüm maçısı da seyretmişinizdir Vara gidip geldikten sonra çok rahat hakem böyle yaptı yani orada ona sunduğu delille de, onun için var maçı... var zaten monitöre çağırıyor hep altını çizerek söylüyoruz herkes de biliyordur mutlaka izleyen kardeşlerimiz de burada demek ki göster... görüntüyü büyük evet hadi buyurun yani burada değmiyor demek ki değse dediğim gibi topun şekli değişir veya orada top çarptığı zaman ölür orada şey kalır. var yalnız bak e, son anda Aykut bu görüntüde kafayı vuruyor elini çekiyor aşağı doğru top değmesin diye herhalde. ama üstteyken değse az önce yani benim düşünceme üstteyken değse mesela pozisyon penaltı tenaltı. yani değil. normal konumunda kolu değil ama ama yani, değmiyor. Değmiyor demek ki yani evet, bu pozisyonu tabii. vermek süzmek o kadar kolay bir şey değil ya yani. bu değil, değil. bunlar da kolay işler değil bakma biz de fikrimizi söylüyoruz yani ben şimdi şurada değmiyor mesela gibi görünüyor. Ama bir bakıyorsun değiyor gibi görünüyor. Nerede? Kol açık. Normal hocam. nizami değil. Ha, sıyırsa bile penaltı mı değil mi? Yani ben ne bileyim Mevzusu. bu işin içinden çok çıkamıyoruz. İlk anda hocam ben de yukarıda anlatırken yukarıdan baktığımda penaltı dedim içimden. Ha, sen de öyle dedin. Öyle dedim. Ya hepimiz her şeyi Aa, söyleyebiliriz burada canlı olsa. Ne, niye acaba? söyleten hocam? Vara gitti. Çünkü. Vardı başka gibi bir şey çıktı. Bağın orada sol kolu açık Burada, ya. Aa, mesela uzaktan net göremeyen hakem gördüğünde ne oldu? Koluna çarptı. E çünkü normal konumundan daha çok bakıyorsun yukarıda. yukarıda açık. Orada evet değdi falan diye. Orada varın çargısı yani mutlaka. Hocam onu. mutlaka. Evet aldatıyor. Mutlaka varın çargısı sonra delil olarak sundu. O vuruşta Teğet geçtiği topun hiç kola değmedi Bu kol havada ama o top ona değmiyor. Yani o, evet. onu ikna edecek bir görüntü gösterdi var ona. Evet. İşte, değil mi hocam? Evet, evet. Ben yukarıda baktığımda o açık eli gördüm. Reha hocanın dediği gibi bu penaltı dedim içimden. Ama yukarıda sonra pozisyona yani canlı can... sarı Yani canlı işin içinde olduğu zaman öyle yüzde yüz penaltıyı hepimiz olsak veririz. Niye kol böyle duruyor? Top da buradan sıyırsa bile yani biz ona şeyle yani, mercekle mi bakıyoruz o kadar sıyırtıp sıyırtmadık. İşin yani tuhafı... Hakemlerin dişi biraz hocam, yani şey değil, oy, hoşgörülü şey olmak lazım. Hoşgörü İşin olmakta. tuhafı ama e, maçın de ezbere böyle penaltı vermemesiyle gidip var eğer ona delil sundu baktı orada ama, dedi ki... Ama ben öyle demedim ki. Ben hayır, dedim ben ki hepimiz penaltı veririz hayır, dedi. Ya, yok yok hocam, senin için sen Yok yok Ravcı onu demedim. Hepimiz... Elleri bu üza olduğu için penaltı hayır, benim için değil. Hepimiz veririz. Hayır anladın. Yani. Ben ben ondan ayrı bir şey söylüyorum. Onda maçın hakemi burada büyük bir ezber hatası yapmış. Evet, evet. Hiç <laughs> ne olup bitmediğini, elini görmüş kalkık demiş ki top gitti. Penaltıyı Kal çalayım, penaltıyı. Ben başka bir şey söylüyorum. Siz söylediğinize anladım, katılıyorum. Anladım. Gerekirse iptal Gidiyor, ederim, bak, acaba. Gere Olmaz öyle Çok karar verilmez. An. Yani gerekirse bak, vermeyeceksiniz soy. Hocam hakemlikte en kötü şey niyet et... Hayır puandan önemli. niyet okumak. Niyet okuyarak hakem karar vermez Aykut. Top. O niyet okumuş. Ya orada bağın eli yüksek topa çarptı penaltı. Ya sen görmüyorsan niyet okuarak, Çok okuyarak ya. sen bu penaltıyı Çok veremezsin. Bu uzatmalarda evet tam uzatma. Ama Aykut diyor ben türbünden bu, gördüm. Ben yukarıdan baktım. Ya, gördüm ya gördüm eli boyu. açacağım bak. Birinci dakikada olur bu. işte bu kupa maçının 120. dakikasında olur. Niyet okumaz hakem. Ondan sonra giderek sen bir vücut diline bak. E, şey penaltıyı vardan baktıktan sonra Tabii mi, böyle yapıyor bak güle oynaya geliyor yok yok diyor falan yani hatasından sen kardeşim bu kadar ezbere ne diye penaltı veriyorsun görmediğin posta niyet okuyarak ben bir anlık böyle anlatım sırasında <laughs> hocam böyle gözüme sanki penaltı gibi geldi düşüncem, ama sonra baktım, baktım, senin yerin çok uzak bir şey senin var. yerin çok uzak anlatıyorum. Uzak. Bak. Benimki değerlendirmeye bile evet. girmez. Benim niye, e, benim düşüncem bir kere hakem pozisyona çok yakın. Yani o kadar yakın ki. Aynen abi, yani ben çok niyet okumaktan daha ziyade daha yanlış gördüğünü düşünüyorum. Ele çarptığını gördüğünü düşünüyorum. Ama ya sonra, emin olmadığını ama evet, öyle düşündüğünü düşünüyorum. Evet, evet. Düşündüğünü. Öyle düşündüğünü düşünüyorum. Ama, ama sonra bara geldiği e, zaman da. emin olmazsa dedin doğru da Cem hocam vermeyecek o zaman ya bara gidip ama, gelip ne yapıyor gördün mü? Dağıtlamış evet, bir şekilde böyle o, yapıyor. Çok, yok yok diyor. Penaltı rahatlıyor. Yani bunu sen o yakından net göremiyorsan. Evet, yani kararsızsan diye evet. okuyarak Şimdi benim söylediğim o çalmayacaksın hocam. demin onu söyledim. Vardan Karar... bekleyeceksin. Diyeceksin ki bir dakika diyeceksin Bravo. Çağırma, çağırma. Vara diyeceksin ki ya bana ben bu pozisyonu göremedim Aykut. Diyeceksin ki Vara ya sen de bana göstereceğin görüntüler var mı? benim gördüğüm şu kesitten şu izadan net böyle kafam karıştı. Bana net görüntün varsa çağır ben oyunu durduruyorum. O top dışarı gitti zaten oyunu durdur. Vardan bekle o hamleyi. Ezbere penaltı çalma. Evet. Tamamdır hocam abi. Aynen dediğim gibi yani ben niyet okumadan daha ziyade oraya ok, ele kalkan pozisyonu yanlış yorumladı. Sonra bu arada gittikten sonra da Yapacak. ya biz Şu yanlış da... görmüşüz kararımızdan değişeceğiz. Evet. Yani düşünce oyu. Sivas-Konya maçını özetle hazır. Bir de ona da bakalım.